saman satarken saman alır duruma düşüyor. E bu ne oluyor? Herkes de bunu söylüyor. Saman satarken saman alır ya. Ama İHA yapıyoruz, onu niye görmüyorsunuz? Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü dönemde orada görev yapan jandarma komutanının İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldığını biliyor muydunuz? İstanbul'da her gün eğlenmeye gidiyorlar. Nerede para yok? Turist niye gelmiyor abi? Başımızdaki liderden gelmiyor bence. Ben onu da açıklayayım. Bir sebebiyle turist herkese gelmiyor saldım, arkadaşlar. Hayran. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de bir programa daha hoş geldiniz. Ben Mert Armağan. Öncelikle kanalımıza desteklerinizden ötürü hepinize çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. Ne konuşuyorsanız yayınlarımıza koyuyoruz Allah'ın izniyle. Tabii ki vatan, millet, bayrak ve İslam ilkeleri dışında olmamak zorunda. Evet, çünkü kanalımızın genel prensibi bu şekilde. Boşanmalar neden arttı? Şimdi gençlere soracağız, büyüklere soracağız, yaşlara soracağız. Şimdi yayını vallahi daha şimdi çekmedim. Şimdi çekeceğim. Ama çekmeden önce şunu söylemek istiyorum. Vatandaşlarımızı az çok tanıyorum. Yaşlılarımız evliliğinden memnun olduğunu, gençlerimiz evliliğinden hani sorunlar yaşadığını söyleyecek. Acaba diyorum, bunun nedeni sabır mı? Yani gençlerdeki sabır olayı yavaş yavaş bitiyor mu? Hani gülü yetiştiren dikenli çalı, arı her çiçekten yapıyor balı, kişi sabır ile bulur kemali, sabretmeyen maksuduna erişemezmiş, maksudunu bulamazmış demiş ya şair. Hep birlikte acaba böyle mi? Bir dinleyelim bakalım cevaplar ne şekilde olacak. Boşanmalar neden arttı? Özellikle gençlerde. Sence? Bilmiyorsun. Gel abi söylesin bana. Abi çok mu boşandın? Benim boşanmam önemli değil. Ha. Türkiye'deki boşanmaların sebebini sormuyor musun sen? Söyle abi. Sebebi imkansızlıklar, bunalıma girmesi. Yani geçim, evi geçindiremediğinden dolayı bu boşanmalar ortaya çıktı. Yani birileri zenginleşirken birileri de bu duruma düşündü. Boşanmanın bir şartı ekonomi. Peki gelelim zurnanın zört dediği yere. Siz evli misiniz? Evet. Daha önce sizin holdingleriniz mi vardı da ekonomik sorun yaşamadınız ve hala evlisiniz? Onu da şunu söyleyeyim. Şimdiki ekonomiyle ben aşağı yukarı 45 senelik bir evliyim. Şimdiye kadar şu hele şu 10 senedir ki insanların geçinme diyorsun ya, geçim dedik ya, bir domates bugün 10 lira olursa ne olacak? Siz evliliğinizin ilk dönemlerinde ekonomik zorluk yaşamadınız mı? Yoktu o zaman, öyle bir şey yoktu. Çünkü her şey kendimize aitti. Tarım olsun, çok şeyler biz dışarıya satarken şimdi biz dışarıdan alıyoruz. O zaman gençler tarım alanlarını terk etti, şehirlere koştu. Gençler değil. Şu anda dışarıya bağımlı bir şey. Bugün saman, Türkiye'ye saman satarken saman alır duruma düştü. Bu ne oluyor? Herkes de bunu söylüyor. Saman satarken saman alır. Ya ama İHA yapıyoruz, onu niye görmüyorsunuz? Ne? İHA'lar, SİHA'lar. SİHA'nın fabrikaları nerede? Bunu bir gösterin tamam, de görelim. Tamam, üretimhaneleri var ama İHA'ların, SİHA'ların yani. Selçuk Bayraktar'a sorabilirsiniz kendisine. Neredeymiş bu? Bakalım mı? Bir tanesi Diyarbakır'da biliyoruz da bir bakalım. Yok yok, üretilmiyor ama bak şimdi. Dur bakacağız abi, kameraman abi dayanamıyor, bir dakika. Abi Konya, Ankara ve Diyarbakır'da üretimhaneleri var. Tamam, üretim haneleri olmaz. Biz mesela parçalar nereden? Şimdi biz üretiyoruz. Yerli otomobil üreteceğiz. Evet. Bu ben sana şunu da söyleyeyim. Almanya'da iki tane Türk'ün kurmuş olduğu bir şey bu aslında bu şey. Yerli otomobil mi? Yerli otomobil. Yani bütün parçalar motor başka yerden, lastik başka yerden, şu başka. Burada biz kurulumla ne? Ben sana şunu sorayım, boş ver ya. Şu 400'ler nerede? Rusya'dan aldığımız 400'ler nerede? Geliyor. Geldi. İlk parçaları geldi. Gelmeye devam ediyor. Hepsi burada. Yok gelmeye devam ediyor. Gelmeyen parçalar var hala. Ne oluyor? Hani şimdi biz aşağı yukarı 6 ay önce kurulmuş olacaktı. Şimdi abim, Bismillahirrahmanirrahim öncelikle. Başlıyoruz. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet. Tamam. Sen bir S400 önce alabilir miydin diye soruyor muydun başta? Alamazsın diyordun değil mi? Ama şu var, ben şimdi gideceğim. Mesela diyelim ki... Diyor muydun, demiyor muydun? Yok. S400 alamaz Türkiye dedin mi, demedin mi? Açık ve net abi, dedin mi? S400 Türkiye alır almaz meselesi bu değil. Alamaz dedin mi abi?
ben şimdi gitsem bankadan kredi çekiyorum mesela. Tamam. Bankadan krediyi bana babasının hayına vermiyor. Abi, bunu ben aldığım zaman bunun fazlasıyla bir şey bana sordum ödemek ama, zorundayım. Zamanında S400 Türkiye alamaz dediler, doğru mu? Almak önemli değil. Borçlu aldıktan sonra her şeyi alırsın. Yahu IMF'ye borç yok, onu geç. Ne? Borçta da değil, parasını bak, verdik Rusya'ya. Verdik ama bizim ekonomimiz ne oldu? Ya tamam, oraya da geleceğiz ama sırayla dolar gidelim. Kaç para? Sen 7 lira, ben 7 küsür. Türkiye'nin kalkınıyor demen için doların... Ya kalkınıyor demiyorum ki. Türkiye, yani her şey düzlüğe gidiyor desem, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Onu da demedim. Ne diyorsun? Ama bak, önce soru cevap yapalım. Sen ön yargına yaklaşma bana. Ki, bugün dolar 7,5 lira olmuşsa, dolar 7,5 lira olmuşsa biz 1 liradan devralınan bir şey Türkiye'nin basışının nedenidir. Bu konunun başlığı da değişti. Dur. Bu abiyle ayrı program. Tamam. Abi. Şimdi ben diyorum ki sana, S400 Türkiye'ye gelemez dediler. Kim dedi? Siz dediniz. Ya hayır. Bak, gelemez bir dakika, değil. Tamam. Alamazsın dediler. Yok öyle bir şey söylemiyorum. Tamam. Gelse de bunu kullanamazsın dedim. Heh, tamam. Tamam, çok güzel. Böyle dediler. Türkiye Cumhuriyeti, Muz Cumhuriyeti mi ki milyar dolarlar verdiği bir parçayı, bir silahı, bir savunma sanayi ürününü bu kadar para verecek, kuracak, süs diye kalacak. Böyle mi diyorsun sen? Yani daha ambarlarda şimdi, bekleyecek. Ama bu şöyle oluyor. İlk önce S400'ü alamazsın dediler, sonra aldınız ama kim kullanamazsınız. Dedi, alamazsın diye kimse söyleyemez. Bir kim devlettir, dedi ya? Alır. Vatandaşlar demedim, ben burada sordum. Alamaz. Emroğlu'su dedi, FETÖ'cü Emroğlu'su dedi. Dedi ki, kardeşim ya, S400'ü getirirseniz ben, dedi, üstüne otururum dedi. Yine konuyu bana değiştireceksin. Başka şey, ben Allah'tan başka bir şeyden korkmam. Ben sana FETÖ derken, kusura bakma da şu Türkiye'nin FETÖ ayağı bir araştırılması, meclisten geçirilsin. Meclisin bir, görevi mi? Başka bir konuya gireyim. Meclisin yazdığı, görevi mi? Meclisten geçirme. FETÖ'nün siyasi ayağını için araştırmak AK Parti'nin görevi mi? MHP'nin görevi mi? CHP'nin görevi mi? Hayır değil. Hiçbirinin değil. Yargının. Meclisin. Yargının. Hayır. Hukukun. Ama meclis araştıracak bunu. Mecliste araştırılması için izin çıkarması şimdi lazım. Şimdi FETÖ nedir? Muhsin Yazıcıoğlu'nun dosyasının araştırılması için verilen önergeyi şu iktidar niye reddetti? Hah, Muhsin Yazıcıoğlu'na geleceğim ama bir dakika. FETÖ nedir? Terör örgütü. Doğru mu? Terör örgütü. Bir dakika. Terör, bir numaralı. Bir dakika. Terör örgütüyse o zaman Amerika terörü mü yetiştiriyor orada? Günaydın abi. Günaydın değil. Yani Beşsele veya Hayt Huyt Amerika'ya karşı geliyorsun da evet. Bugün Amerika'da Bilal Erdoğan'ın yaptığı o binayı nerede biliyor musun? Hı-hı. Onu da bir araştır. Hı-hı. Tamam. Buna hatta Trump'ın AVM'si de burada. Heh. Değil mi? O belediye başkanı. Ticari ilişkiler var yani, öyle diyor. Belediye başkanı olduğu dönemde yapıldı zaten. Tamam. O şey. Şimdi şuraya geleceğim. FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmak siyasi meclisin değil, görevi değil. Komplesini. Tamam. Türkiye'de bütün ayaklarını. Tamam, meclisin görevi değil ki. Meclisin görevi. Bu hukukun, hayır. Bu hukukun, yargının görevi. Hayır. Cumhurbaşkanı hangi hukukta yapmasa kim yapacak? Tamam da onu? Cumhurbaşkanı savcı değil. Cumhurbaşkanı avukat değil. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı. Bu hukukun görevi, yargının görevi. Ya, yok, ama sen araştırabilir misin? O ne derse o olur. Ama o, ya ama iki dudağının arasında bunu anla. Türkiye'de en çocuğa sorsan da ondan başka kimse bir şey söylemez. Tamam, şimdi gelelim. Kim demiştin biraz Muhsin önce? Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü dönemde orada görev yapan jandarma komutanının İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldığını biliyor muydunuz? Kurucuları yer alındı, peşinden buna generallik olmayacak bir şeye önceden, yani oraya görev almadan önce ismini de söyleyeyim. Neden dikkat etmedi diyeceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan? Hayır. Cumhurbaşkanı, şu andaki Cumhurbaşkanı onu general olamaz bir kişiyi niye general yaptı? Değil mi? Niye general yaptı? Zaten, yani önce ona bakalım. Zaten o generalleri general olmaktan, görevden alacağı zaman Yüksek Asgari Şurası'ndan önce hemen. Evet. Yüksek Asgari Şura yapılacak diye evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan askeriye de bir düzenleme yapacak diye 15 Temmuz darbe girişimini başlatmadı mı o FETÖ'cüler? Artık kim ya yapı bir şeyle kimle kim beraber yaptı? Ama şimdi sen diyorsun ki bunun da araştırılması isteniyor. Yani 15 Temmuz araştırılsın. Tamam, sen diyorsun ki kardeşim niye o zaman o komutanlar komutan yapıldı? Erdoğan tam onu araştıracak. Tak, darbe girişimi oldu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Delikanlı. Bak beni iyi dinleyin. Ben Bilal Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsaydım o generallerin hepsini toplardım. FETÖ burada bunları yaparken, bu yerleştirmeleri yaparken siz ne bakıyordunuz diye rütbelerini söker içeriye atardım. Ona genel başka bakanlığı FETÖ vermezdim. FETÖ devletin kılcal damarlarına kadar sızmış bir terör örgütü.
Ya bunu ya biz derken bu Muhsin Yazıcıoğlu'nu dinledin mi? Tabii. Ya ben olsam dedi onun hem benim devletimi kullanacak hem şey yapacak. Ben olsam dedi onun bilmem nesini ne yaparım dedi. Bu arada Muhsin Yazıcıoğlu'nun hepimiz Allah rahmet eylesin. Yani o gerçekten zaman, niye ülkemizde bir Muhsin Yazıcıoğlu. O biliyor da bak o biliyor. O bir parti lideri olabilir. O biliyor da senin Türkiye'nin başbakanı bilmiyorsa buna ne diyeceksin? Tamam o zaman şöyle diyeyim. FETÖ'nün bir açıklaması vardı. Bir açıklaması. Evet. Kendisi kamera karşısında yapıyor. Yani kimse söylemiyor bunu. Ben bir yerden de uydurmuyorum. FETÖ'nün açıklaması var. Evet. Diyor ki zamanında 1994 yılından önce Tayyip Erdoğan yanımıza geldi. Bizden oy istedi. Evet. Tamam. Sonra aşağı indikten sonra bizim arkadaşlarımız oradaydı. Biz bunları derhal bitireceğiz demiş Tayyip Erdoğan. Bunu FETÖ söylüyor. Derhal bitireceğiz. Tabii tabii. 94. Belediye başkanlığı seçimi için. Çok güzel. 94'te o zaman bitirecek de bu hani hasretlikler, bilmem özledikler, bu hani olimpiyat şeylerindeki o konuşmaların hepsini o dönemin ki... Ne dedi? Okyanuslar ötesine sesleniyorum. Bir gel sen. Evet söyledi. Ben dedi. Sen evet, dedi bir gel. Ben dedi. Ben dedi. Sen bir gel abi. Okyanuslar ben seni bir göreyim dedi. Evet. Orada bir ima dedi. Veriyor. Bir küfür ediyor orada da Tayyip ben Erdoğan. Evet. Anlayabilene. Şimdi ben sana küfür etmezsem ne diyeceğim? Sen bir gel, gör o zaman bak ne oluyor. Sana ne verdin ki senden bizden ne istedin? Biz sana neler verdik ki sen bizden neler yaptın? Sen ne istedin de ne vermedik? Bir şey soracağım ya. FETÖ'yü Tayyip Erdoğan mı çıktı? FETÖ'yü Recep Tayyip Erdoğan mı yaptı? Ortaya şey üretti. Bütün hepsi siyasi kanal hepsi çıktı. Peki siyaset ayağı niye çıkmadı FETÖ'nün? İşte ben de aynı şeyi söylüyorum. O zaman bu mikrofona konuşmayacaksın beyefendi. Niye? AK Parti'nin mikrofonu mu? Değil, ben ona diyorum. Ben şimdi bak aynı şeyi söylüyor benimle. Diyor ki... Şimdi biraz kütle olacaksın. Ben sen gelmeden bak, önce... Bak spor uçak, sporla yakaladınız. Niye araştırdın? Askerde yakaladınız. Ama siyasi nerede? Hala ben, mecliste. Sen bana niye hepsi konuşuyor. Bunu? Ama bu yargının işi. Sporu da meclis yakalamadı. Bu da yargın. Şimdi yargının içerisinde FETÖ'cü var mı yok mu bunu konuş. Tamam konuşacağım. Ama bunu gelip de ya kardeşim hiçbir milletvekilinin bakın hiçbir milletvekilinin görev var. Tabii. Görev marangoz ahşaptan ürün yapar. Evet. Futbolcu topunu oynar. Milletvekili de milletin sorunlarıyla ilgilenir. Evet tabii. Milletvekilinin görevi yargı değildir. Yargı evet. Biz yargıya seslenelim o zaman. Siyasi ayağını araştırsın. Peki tabii. Bu yasalar nerede hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylıyor. Bir dakika nerede hazır? Mecliste hazırlanmıyor mu bu? Tamam hayır, yasalar mecliste hazırlanmıyor. Anayasamız var bizim. Ya bak, Çağlayan da var, Çağlayan da. Ya sen bir şey bilmiyorsan ben her şeyi biliyorum. Ama ben bir dakika sadece, ya şimdi... Yasalar nerede hazırlanıp şey yapıyor çıkıyor kanunlar? Mecliste. Kanunlar nerede çıkıyor? Mecliste. Ama bunun kanunu zaten var ki terör örgütüyle alakalı yani, bir savcının göreve o zaman şöyle diyebiliriz. Savcıları şey göreve çağırıyor. Bak beyefendi size de bir şey söyleyeyim. Bir şey söylüyorum da farklı. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Şimdi ülke zaten bitmiş durumda. Niye bittik? Allah Allah aynı şeyi söylemiyorum. Ekonomi bitti. Dolar niye yükseliyor? Dolar niye yükseliyor? Bir dakika yabancı işlerin hepsi çalışıyor. Gel kardeşim sana sorayım gel. Dolar niye yükseliyor? Dolar nasıl yükseliyor? Savaş oluyor, dolar yükseliyor. Nerede savaş oluyor? Görmüyorum abi, şey patlama oldu. O Lübnan'da patlama oldu. Onlar bizim öyle alakamız nasıl yok? Bir savaş olsun yok, savaş var Suriye'de, Irak'ta. Bir dakika, bak. Lübnan'daki patlamayla doların neden alakası yok? Onlar alakası yok. Nereden biliyorsunuz, ekonomist misiniz? Hayır, dedim ama ben restoran şefiyim. Lübnan'ın limanının tüm dünyaya ticaret yaptığını biliyor muydunuz? Hatta zaten onlar ticaret yapıyorlar. Hatta Lübnan son 2 yıldır ekonomik kriz içerisindeydi. Evet. Sadece tek ticaretini o liman üzerinden yürütüyordu. İsrail'in saldırısıyla, İsrail hatta meclis başkanının yapmış olduğu havai fişek gösterisi izledik demişti. Geçen hafta hatta bir hafta olmuyor. Evet. İsrail'in yaptığı saldırıyla o ticaret olayı da patladı. Ve sizce virüs, Çin'le Amerika'nın savaşı, Lübnan'ın patlaması... Yani Beyrut'un patlaması. Ortasında bir şey var sizce, mı diyorsunuz? Yok. Doları tetiklemedi mi yani? Tetikledi. Yok ben doların tetiklemesi tetikledi, bunların hiçbirisiyle alakası yok. Sen her gün para basıyor şu anda Türkiye. Niye basıyor? Boş para bastığı için dolar yükseliyor. Boş para karşısında onlar senin para basıyor. Nasıl yani abi nasıl? Dolara şu anda Merkez Bankası para basıyor. Parayı basınca ne olur? Ya, bir dakika. Öncelikle, şimdi siz karşılığı olmadan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para basıyor dediniz ya. Evet. O dedi, ben demedim. Tamam.
Herkes diyor. Kağıt paran var mı abi? Kağıt paran var mı? Var. Bir bana verir misin bir tane? Yoksa çalmam ne? Abi ben göstereyim o zaman dur. Tamam çok güzel. Bekle verin. Abi. Buyur abi ver abi. Bak abi ben 5 lira cebimden çıkarttım. Çok güzel. Şimdi 5 lira cebimden çıkarttım. Bak yok, ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazıyor. Bak evet, Türkiye evet. Cumhuriyeti demiyor. Karşılıksız para basan sadece Amerikan doları. Sadece Amerikan evet, doları. Türkiye'de şu anda basırlarının karşılığı var mı ya? Bozuk paran var mı? Bozuk para ver. Bozuk parada da. Ver. Bozuk parada da bak ne yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti sen yazıyor. Bunlar bize basılıyor. Ki, sen diyeceksin ki şu anda senin günlük harcaman sarayınkinden fazla diyeceksin neredeyse. Ya yani hayır evet, öyle bir şey demeyeceğim. Hayır ona öyle bir şey. Yani. 1 liranı aldım yani abi koydum 1 liranı. Sarayı karıştırdın ki sen şimdi. Boş ver zaten hepimiz acımızdan ölüyoruz. Sarayı sen bir açlıktan konuşuyorsun. Açlıktan niye ölüyorsunuz? İş yok güç yok. Siz ölüyor musunuz açlıktan? Vallahi ben 2 günden beri daha yeni yemek yedim. Ne iş yapıyorsunuz? Restoran müdürüyüm. Restoran müdürüsünüz. Borcu ödedim iş yok. Neden iş yok? Turist gelmiyor. Neden gelmiyor? Bizim korona, dış, korona değil. Neyden abi? Bizim dış politikalarımızı. Ya bırak dış politikaları. Şu an virüs niye gelmiyor abi? Şey, turist niye gelmiyor abi? Başımızdaki liderden gelmiyor bence. Ben onu da açıklayayım. Virüs sebebiyle turist herkese gelmiyor arkadaşlar. Herkese saldırmayla olmazmış. Şimdi virüs sebebiyle... Virüsle burada ne işimiz var bu virüs kanalda? Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Berlin'de benim oğlum var. Ben Berlin'e gidemiyorum. Almanya'dan geliyorsunuz. Bu evet. Ülkenin vatandaşısınız. Evet. Peki sizce şu anda turist akımı geçen yıllara nazaran az. Evet. Virüsün etkisi yok mu? Evet olmaz mı? Hem de çok. Koydu. Almanya bizim istemiyor gelmemizi hatta. Benim oğlum var Berlin'de. Çünkü Avrupa para değilim. Avrupa'da kalmasını istediği aynen. için gelmemizi istemiyorlar. Biz Erdoğan'ın bir lafına baktık geldik. Döviz akımı oluyor aynen. ülke. Evet. Şimdi aynen. Senin müşterinin olmama nedenini bulduk mu? Bulduk. Tamam. O zaman tamamdır abi senin işin. Tamam. Abi Türkiye'nin tamam. durumu çok güzel. Çok güzel. Haydi. Güzel gel abi. Evet, abi. Gel. Nesi gidiyorum. Kötü? Gel abi. Uçanlar acından ölüyor. Evine bir abi, tane kırmızı. Abi ölüyor diyor. Herkesin kapısının önünde iki tane araba var. Affedersin. Ya. Hadi iyi akşamlar. Sen dolaşmıyorsun ki oralara buralara. Nerede ölüyor abi? Nerede ölüyor ya? Ha nerede ölüyor abi? Dolaş. Ya baksana sen ya. Avrupa'dan iyi yaşıyor. Allah Allah. Nerede ölüyor abi ya? Avrupa'dan iyi yaşıyor ya. İroni mi yapıyor? Bir dakika. İroni mi yapıyorsunuz yoksa? Yok. İroni falan yok. Doğru söyle. Avrupa'da bu hayat yok. Sosyal niye? Hayat yok. Avrupa'da yani nasıl? Buradaki abi, Avrupa'da şartları bir gün kullanıyorlar. Eğlenceye gidiyorlar. Bir gün çıkıyorlar eğlenmeye. İstanbul'da her gün Taksim'e git bak. Her gün eğlence var. Doğru. Yalan mı? Bir hafta sonu cumartesi. He, bir gün gidiyorlar. İstanbul'da her gün eğlenmeye gidiyorlar. Nerede para yok? Açlık var burada diyorlar. Nerede var abi açlık? Ya? Türkiye'de açlık her ya? Şey pahalı olmasına rağmen yine de bir şekilde herkes her şeyden faydalanıyor. Açlık diye bir şey yok. Bir dakika abi, bir dakika, bir dakika abi. Gün artıyor senin için iyi belirtiyor. Abi euro alıyor da. Abi. Ben emekliyim bir tatile gidemedim. Son bir virgül koyacağım. Bir dakika. Sana sıra sende. Ama şunu söylemek istiyorum. Almanya'da euro alan vatandaşlar suyu Türk lirasıyla almıyor. Aynen. Suyu da euro ile alıyor. Evet. Almanya'da evet. asgari evet. ücret, evet. Almanya'da evet. bir dakika, sosyal mesafe, evet. Almanya'da, bir dakika, Almanya'da asgari ücret 1600 euro brüt, 1200 euro neti. Ve 1200 euronun su kaç para abi? Su derken? Kaç euro? Ya bir 2 euro falan. Ya 1 euro de. Suyu da 1 euro ile alıyor abi yani. Almanya'da kiralar kaç euro abi bir ev kirası? 700 euro falan. 700 euro. Abi yapmayın ya. Almanya'nın parası euro üzerinden dolar kaç para? 8 lira. O zaman Almanlar 8 bin 9 bin lira yakın para alıyor. Yetmiyor mu ne? Ama orada da euro harcıyor adamlar. Buyur abi. Ben şimdi mesela asgari ücretle çalışıyorum. Mesela 2 milyar 300 diye. Mesela 1 milyarda 100 kira gibi veriyorum. Yani 3 tane çocuğum var bak mesela. Allah şükür geçiniyorum yani. Şimdi sen asgari ücret alıyorsun. Bak ben öncelikle şunu diyeyim. Asgari ücret az abi. Bak tabii, onu söyleyelim. Asgari ücret az ama. Asgari ücret şu anda çoğaltılması lazım. Ben vatandaştan bunu aldım yani. Ama siz asgari ücretle geçiniyorsunuz. Yok şeyim yok ama Allah'a bir şükür yani kendi yağımla kavruluyorum yani. Belki araban olsaydı geçinemezdin. Geçinemezdim doğru söylüyorsun ama arabam yok. Bir şekilde 3 tane çocuğum var. Şimdi vatandaşlar bana kızıyor. Hani açlı bir şey yok yani. Vatandaşlar bana kızıyor ama merak ediyorum telefonunuzu görebilir miyim? Telefonu? Telefonum da var. Samsung, iPhone. Yani şu telefonu ben telefonculuk yaptım. Piyasa değeri yaklaşık 300-400 lira. Şimdi şuraya gelelim. Genç öğrenciler açız, açlıktan ölüyoruz diyen genç öğrencilerin cebinde 4000 liralık telefon var.
geçinemiyoruz diyen abinin evinin önünde arabası var, benzini atmaya geçinemiyor. Şimdi sen dedin ki araba almadım. Niye almadın abi? Çünkü masrafı var. Benim o, yani ancak asgari ücretle çoluk çocuğumu geçindirebilirim yani. Ayağını? Ayağımı yorgunuma göre uzatıyorum. Uzattın.